Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli ve değerli arkadaşlar, Siyer-i Nebi dersine, birinci derse başlıyoruz. Siyer-i Nebi dersinin ilk dersi bu. Bundan sonraki videolarda, sayfada Siyer-i Nebi 1, Siyer-i Nebi 2, 3, 4 diye paylaşılacak. Siyer-i Nebi 1 İlk dersimiz kimi ilgilendiriyor? DPT ortaöğretim derecesine göre bu zorluklar, sınavın zorlukları. DPT ortaöğretim, DPT ön lisans, DPT lisans, MBSTS ve Diyanet sınavlarının tamamında Siyer-i Nebi Peygamberimizin hayatı. Biz Peygamberimizin hayatına başlamadan önce, Peygamberimizden önceki Arap Yarımadası'ndaki coğrafi duruma, siyasi duruma, ekonomik duruma, sosyal hayata, kültürel hayata değineceğiz. Ve buradaki bir takım anlatılması gereken, oralardan da soru gelebilir, durumu anlatacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, din-i mübin İslam'ı tebliğ ettiği yer olan Hicaz, Arap Yarımadası, coğrafi ve siyasi tablo, sosyal ve kültürel hayat, bilinmesi gerekenler var. Onlarla birlikte arkadaşlarımız yerini alırlarsa, eğer arkadaşlarımız yerini aldığı takdirde dersimiz başlayacak arkadaşlar. Evet, şöyle bildirim geldi. Bana da bildirim geldi. Arkadaşlarımıza da bildirim gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu Arap Yarımadası'nda coğrafi durum dediğimiz zaman, şimdi tabii Peygamberimizin yaşadığı bu yer önemli. İslam tarihi açısından da önemli. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe efendilerimiz bu bölgede yaşamışlar. Bu bölgenin önemi, etnik yapısı, sosyo-kültürel, ekonomik ve dini yapısı ortaya koymak gerekiyor. Bunları bilmek gerekiyor. Coğrafi durum dediğimiz zaman Arap Yarımadası, yani özellikle Hicaz bölgesi, Peygamberin doğduğu, Peygamberimizin yaşadığı ve vefat ettiği yer olması dolayısıyla İslam tarihi açısından çok önemli bir yer. Arap Yarımadası, Asya, Afrika, Avrupa'nın kesiştiği önemli bir noktada bulunan bir bölge. Doğuda Basra ve Umman Körfezi, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrili. Güneyde Babül Mendeb Boğazı ve Afrika'dan ayrılırken kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıta ile birleşiyor. Buralar genel bir bilgiler. Bizim bilmemiz gerekenler ne hocam? Bize sınavdan haber ver. Siyasi durum. İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda belli bir siyasi sistemin varlığından söz edilemez. Yani yerleşik, düzgün, donanımlı bir ordu, bir yönetim şekli yok. Yarımada'nın tamamını hakimiyeti altında tutan merkezi bir idare daha önce mevcut olmamış. Ancak Yarımada'nın kuzeydoğusunda Hireliler, kuzeybatısında Gassaniler, Güney Yemen'de Sebe ve Himyar krallıkları gibi devletler tabii ki de etrafında var. Kuzey Arabistan'dan bahsedeyim biraz. Kuzey Arabistan, bu bölgede kimler var? Kuzey Arabistan'da arkadaşlar Nabatiler. Nabatilerden bahsedeyim. İkincisi Tedmürlüler, üçüncüsü Gassaniler, dördüncüsü Hireliler. Kaynak kitabımızın 215. sayfasında, İkinci cildinin 215. sayfasında Siyer-i Nebi dersinde, ikinci cildin 215. sayfasında bu bölümü açarsanız eğer, buradan bölüm beraber okuyalım. Nabatilerden bahsediyor. Nabatiler kimlermiş? Bu bizim için bu bilgiler önemli. Kıymetli hocalarım, Nabatiler milattan önce 4. yüzyıldan milat sonrasında 106 yılına kadar Filistin'in güneyinde Akabe Körfezi Lut Gölü arasında Edom bölgesinde Nabati Krallığı hüküm sürmüştür. Krallığın merkezi önceleri bugün bile harabeleri meşhur olan Petra şehri. Bunları bilmemiz yeterli. Tedmürlülerden bahsedelim biraz da. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmeyen Tedmürlüler 634 yılında İslam kumandanı Halid bin Velid'in tarafından teslim alınıyor. Sorar bak bunu. Peygamberimizden önce varlığı Tedmürlülerin var. Peygamberimizden sonra 634 yılında İslam kumandanı Halid bin Velid tarafından Tedmürlüler Hazreti Halid bin Velid'e teslim oluyorlar. Yani ekonomik
estağfurullah, siyasi durum peygamberimizin ve Müslümanların lehine, coğrafyanın siyasi durumunda, haritasında, sınırlarında, devletlerin şekillerinde, Bizans gibi, Roma gibi, Gassani gibi, Sasani gibi, ki bunlar daha önceki yıllarda sınavlarda çıkmıştı, onları etkiliyor. Tedbirlerden sonra biz, bunları kısaca açıklıyorum, daha bilinmesi gereken yerler var ilk derste. Gassanilerden bahsedeyim. Tedmür krallığının M.S. 3. yüzyılın sonlarına doğru gücünü kaybettiği sıraları Kuzey Arabistan'da iki devlet güçlenmeye başlıyor. Bunlar Merib barajının yıkılması üzerine güneyden kuzeye göç eden Araplar tarafından kurulmuş olan Gassaniler. Bir baraj var orada hocam. Baraj yıkılınca göç ediyorlar. Gassaniler ile Hireliler, bu dediğimiz kitle, bölge. Yani peygamberimizden önce hangi devletler vardı Arap Yarımadası'nda, sonrasında bunların arkadaşlar neredeyse tamamı Müslümanların eline geçecek. Yani siyasi durum, dini durum siyasi durumu etkileyecek. Sınavlarda karşımıza çıkarsa dini durumun siyasi durumu etkilediği ve Müslümanların bu bölgede siyasi nüfuz elde ettiği bölgelerden bahsederse, güç kazandığı, hangilerinden söz edilemez? Nabatilerden söz edilir, Tedmirlilerden söz edilir, Gassanilerden, Hirelilerden, bunlardan söz edilir. Bunlar aklımızda bilinmesi gereken belli başlı isimler. Şimdi biz bir de şundan bahsetmek isterim. Kureyş'ten önce Mekke'nin durumundan bahsedelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kureyş'i, Kureyş'ten önce Mekke'de durum nasıldı? Kimler hakimdi Mekke'ye? Burası bizim için önemli. Arkadaşlar, Mekke tarihte bilinen ilk olarak mesken edinenler ve hakim alanlar Amerikalılar. Amerika diye bir kavim var. Bugünkü Amerikalıyı karıştırmayalım. Amerikalılar diye bir kavim var. Amerika. Bu Amerikalılar, Amerikalılar Mekke'nin ilk mesken edinenlerinden. Bak, bu çıkar sınavda. Daha sonra Güney Arabistan kökenli Cürhüm kabilesi burada himayeyi ele alıyor, Mekke'nin himayesini. Fakat Cürhümler pek fazla bu bölgede insanlara zulmediyor. Allah onların elinden alıyor. Cürhümler zamanında İbrahim Aleyhisselam hanımı ve Hacer validemiz, annemiz ve oğlu İsmail ile birlikte Mekke'ye gelerek Kabe inşa ediyorlar. Kabe hangi sistem zamanında, yönetim zamanında inşa edilmiş? Cürhümler zamanında. Sınavda verir paragrafta. İşte peygamberimizden önce Mekke hakim olunan bir takım kabilelerden, halklardan, mesken edinenlerden bahseder. İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'yı oğlu İsmail ve eşi Hacer'le birlikte yaptığında Cürhüm kabilesi. Cürhüm kabilesi önemli. Daha önceki yıllarda AÖF'de İLİTAP sınavlarına çıktı. Şimdi Cürhümler'de çok fazla insanlara pek fazla iyi muamele etmiyorlar. Cürhümlerden sonra Mekke'nin idaresini Huzaalılar ele geçiriyor. Huzaalılardan biraz bahsetmek gerekiyor. Huzaal kabilesi, duymuşsunuzdur muhakkak. Huzaalılar kimdir? Huzaalılarla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Kıymetli hocalarım, Huzaalılar evet, var, biraz ilgisi var. Mekke'nin idaresi Huzaalıların eline geçiyor. Bu kabilenin Mekke idaresi 200 yıldan fazla devam etti. Huzaalılar 200 yıl sürecek bir hakimiyet kuruyorlar. Bu dönemde çok önemli ve olumsuz bir olay yaşanıyor tarihsel olarak. Daha önce Hanif, yani İbrahim Aleyhisselam'ın akidesi üzerine yaşayan Arap Yarımadası, yani Mekke ve civarı din değiştiriyor. 200 yıllık süren bir süreçte din değiştiriyor. Evet, Hanif yolundan vazgeçip Amr bin Luhay, peygamberimizin çok 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 eski dedelerinden bir kişi, dedelerinden derken yani onun akrabalarından bir kişi, Mekke'ye Şam bölgesinden bir ibadet anlayışı olarak putperestliği getiriyor. Bir put dikiyor oraya. Sonrasında onun üzerinde insanlar yavaş yavaş şekilleniyorlar. Tabii bu bir anda olmuyor. Yaklaşık olarak çok fazla süren bir zaman dilimi bu. İnsanlar zamanla onun etrafına dönmeye başlıyorlar. Hatta Kabe'yi bırakıp ona ittiba ediyorlar. Onun için kurban kesiyorlar. Ama şunu unutmayalım. Mekkeliler
ateist değildi. Mekkeliler sadece putperest değildi. Mekkeliler aynı zamanda Allah inancı vardı. Yani Allah'a inanış vardı. Putları kendilerine yakınlaştırmak, aracı olmak için bunu söylüyorlardı. Ama Mekkelilerde, müşriklerde yani ahiret inancı da yoktu. Şimdi Hz. İbrahim'in tevhid inancının temelinden değiştiren puta tapıcılığın birçok putun Kabe'ye yerleştirmesinde öncülük yaptı de isim olarak diye sorarsa cevap Amr bin Luhay. Bunlar önemli arkadaşlar. Sirini bir okurken roman tarzında okumak faydalıdır sohbetlerde. Ama DPT ve MBSTS sınavında roman tarzında okuduklarımız bize bir şey kazandırmayabilir. Onlar vaazlarda, sohbetlerde diksiyonumuzu, okuyuşumuzu geliştirebilir ama sınavda bizden tarihsel kilit bilgiler istiyor. İsim olarak isterse burada Amr bin Luhay, Mekke'de hadif inancını değiştiren kişi olarak bilmemiz gereken kişi. Çevrede putperestlik de yaygın ha. Hazreti İbrahim'den kalma bazı inanç ve ibadet şekilleri de putperestlikle birlikte mevcudiyetini devam ettirmiştir. Mekke'de Kureyş idaresinden bahsedersek, Kureyş idareyi eline alır almaz, daha önce Mekke çevresinde dağınık bir şekilde yarı göçebe hayatı yaşayan Kureyş kabilesini bir araya toplayarak Mekke'nin haram bölgesine yerleştiriyor Kureyşliler. Yani düzen değiştiriyorlar. Ve burada tabii ki de Kabe-i Muazzama'nın peygamberimizden önce de haçla alakalı bir şeyi var. Yani zaten Hazreti İbrahim'den devam eden bir takım haç menasikleri olduğu için arkadaşlar bu Araplarda rifade, sikaye, hicabe, sidane gibi biraz sonra göreceğimiz vazifeler yine var. Yani haçla alakalı, ticaretle alakalı, ibadetle alakalı, muameletle alakalı bir takım Hanif dininin esintileri var. Ama sonrasında toplum putperest olmaya doğru Amr bin Luhay'ın öncülüğünde gitmişler. Sonuçta Kureyş sonrasında arkadaşlar birçok bölümler var, kabileler var. Esed kavmi, Zühre, Haris, Teymoğulları, Zühreoğulları, Abdülmenafoğulları biliyorsunuz bunları isim olarak bilmeniz yeterli. Şimdi en fazla meşhur olan yapılan yanlışlardan bir tanesi bildiğiniz gibi kız çocuklarını diri diri toprağa gömme var. Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Neden gömüyorlardı peki? Yani bunun sebebi var mı? Yani kim evladını, kız çocuğunu, erkek çocuklarını gömme de var. Sadece kız çocuğu değil. Erkek ayeti de geçiyor. Erkek çocuğunu da gömüyorlardı. Fazla oluyordu çocukları. Erkek olanları da gömüyorlardı. Sadece kız çocukları değil. Sebepleri var bunların. Ama kız çocukları ekseriyetle gömülüyordu toprağa. Kabilecilik anlayışı olduğu için Araplarda kabile savaşları çıkıyordu. Asabiyet anlayışı var. Yani bir Arap asabiyeti konusunda kendi akrabalarını ve kabilesini korumak zorunda. Haksız da olsa korumak zorunda. Savaş çıktığı zaman haksız da olsa haksızın yanında durmak zorunda. Asabiyetten dolayı. Karabetten dolayı. Kan bağından dolayı. Evet. O kabile anlayışından dolayı. Ve kabilelerde savaşlar çok çetin geçiyordu. Bu savaşlarda esir olan kız çocuklarına her türlü muamele yapıldığı için onlar ileride bir kabile savaşı çıktıklarında utanç duyuyorlar bundan ve bu durumla karşılaşmak istemiyorlar. Geçmişte yaşadıkları olumsuz tecrübeler sonrasında yaşayacakları tecrübelerin kendilerini hatırlatıyor ve kız çocukları doğduğunda utanç duyuyorlardı. Çünkü yarın bir kabile savaşı çıkmayacağı kıvılcım her şey her an her şey oluyor zaten. Peygamberimiz zamanında da kabile savaşları çıkmıştı. Bizim öğrendiğimiz gibi çocukların, kız çocuklarının uğursuzluk değil de... Değil. Uğursuzluk getirdiği için değil. Yok onlardan dolayı değil. Savaşlarda esir olarak karşı tarafın eline geçip köle olarak oralarda kaldıkları için ve adamı canını yaktığı için bu tabii temellendirilmiş bir sebep ama bu sebep haklı bir sebep değil tabii. Onu geçerli kılmaz bu. Savaşma kardeşim o zaman ama toplumun sistemi böyle yani. Yanlışlık, çarpıklık ta en baştan beri var. Şimdi buradan bunları önemli. Bir de Mekke'de tabii putperestlik var. Hangi putlar var? Lat, Menat, Medine'nin putu Menat, Uzza en büyük putlardan bir tanesi. Hübel daha da büyüğü.
Kabe'ye yakın olan, yakın olarak duran Hübel, Lat, Taiflilerin putu, Menat, Medinelilerin putu. Kabileler de kendi aralarında putlarını özelleştirmişler, yani kendilerini özgü. Yesrib'den bahsedelim. Orayı Hicret'te de anlatabiliriz. Ama Taif'ten bahsedeyim. Çünkü Yesrib'i, Medine'yi Hicret'te anlatalım, yani oranın coğrafi ve siyasi durumunu. Mekke'den bahsedersek Taif'ten bahsetmemek mümkün değil. Taif neresidir? Mekke'nin yaklaşık 120 kilometre güneydoğusunda bulunan Taif'te hangi kabile vardı arkadaşlar? Hazreti Ayşe'nin kabilesi, Sakif kabilesi oturuyor. Hazreti Ayşe bin cihette oralı aslında. Havası serin olduğu için Mekkelilerin Safiye merkeziydi. Safiye merkeziydi. Ayrıca Ebu Uhayha, Utbe ve Şeybe bin Rebi'a, Abbas bin Abdülmuttalip ziraat ve ticaretle meşgul oluyorlardı. Taif'te bağlar, bahçeler var. Orada tarım, havanın, iklimin durumu elverişli. Sosyal ve kültürel durum bizim için çok daha önemli arkadaşlar. Şimdi burada Mekke'nin Amerikalılardan sonra, cürhümlerden sonra ki durumunda Huzaalıların eline geçtiğini söyledik. Sonrasında kimin eline geçecek? Kureyşlerin eline geçecek. Yani sonrasında Kureyş kabilesi burada. Tabi Ümeyyoğulları falan var. Onları ileriki derslerde anlatacağım. Sosyal ve kültürel hayat dediğimiz zaman bir Arabı Aribe olmak üzere iki ayrılıyor. Bunlar önemli. Bunların bizim için önemli bir yeri var. Evet. Arabistan'ın asıl sakinleri Araplardır. Burasını ben şimdi tanıtacağım. Araplardır ve bunlar tarih bakımından iki büyük gruba ayrılıyor. Birincisi eski devirlerde yaşamış ancak daha sonra yok olmuş Araplar. Ad kavmi, Semud kavmi, Medyen kavmi ve Amalika. Bunlar Allah yok ediyor. Bunlar helak olan kavimler. Bunlara Arabı Baide deniyor arkadaşlar. Şu kısım yani. Arabı Baide dediğimiz. Helak olan kavimler. Sorarsa sınavda sosyal ve kültürel hayatta peygamberimizden önce Arabistan'da varlığını sürdüren ama helak olan kavimler aşağıdakiler hangisi değildir derse arkadaşlar Ad kavmi, Semud kavmi ve Medyen halkı ve Amalikalılar Arabı Baide konumundalar. Evet. Bunlara Arabı Baide deniyor. İkinci grup ise soyları devam eden Araplar. Soyları devam eden Araplar, bunlara da Arabı Bakiye denir. Arabı Bakiye de soyları Bakiye'de kalan, devam eden Araplar. Peki Peygamberimiz bunların hangisinde acaba? Peygamberimiz aslen Arap değil. Sonradan Araplaşmış soy olarak. Yani Arap olarak gelmiyor direkt. Yani helak olan kavimlerin soyundan gelmiyor Peygamberimiz. Peygamberimizin asıl soyu sonradan Araplaşmış. Kendi öncesi Peygamberimizin asırlar öncesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere de Arabı Müstearibe yani veyahut da Arabı Mütearibe denir ki kitabımızda bunlar anlatılıyor. Arabı Müstearibe ve Arabı Mütearibe. Bunlar kimlerdir? Hazreti İsmail'in neslinden oldukları için İsmaililer de deniyor bunlara. Peygamberimiz burada, ikinci grupta. İsmail'in torunlarından, Adnan'ın nesillerinden türedikleri için Adnaniler de deniliyor bunlara. Mekke'ye geldiğinde babası gibi Süryanice ve İbranice konuşan Hazreti İsmail, Kahtanilerden cürhümlü bir kadınla evleniyor Hazreti İsmail. Onun soyu bu cürhümlü kadınla evliliğinden türeyip, Araplaştığı için Arabı müstaribi olmuş oluyor Peygamberimizin soyu. Sonradan Araplaşmış. Çünkü Peygamberimiz Hazreti İsmail'e ve Hazreti İbrahim'e dayandığı için sonradan Arap olmasında zaten mantıken burası bizim için önemli. Ben önemli olanları yazdım. Yoksa çok anlatılacak, yazılacak şey var ama Arabı Baide'nin kim olduğunu, Arabı Bakiye'nin kim olduğunu, helak olanların Arabı Baide, Bakiye sonradan soyu devam edenlerin, Peygamberimizin ise Adnani yani İsmaililerden gelen Arabı Müstaribe, Arabı Müstaceme olduğunu Arabı
Bakiye, Arabi, Bayi'den ölen ölü kalanlardan mı? Kalanlardan devam ediyor. Evet. Aynen hocam. Bakiye, kalan, evet. Kalan para gibi bir şey. Kalan. Bunlar önemli. Bir de Arabistan'da kabile hayatı var. Buradan Bedevi ve Haderiler DPT orta örtümde geldi. Geliyor. Araplarda Bedevi ve Haderi olmak üzere iki başlıca sınıf var arkadaşlar. İki başlıca sınıf. Bir, Bedevi, iki, Haderi olmak üzere başlıca iki tür hayat tarzı mevcut. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer, çadırlarda yaşayıp hayvancılıkla meşgul olan Araplara Bedevi deniliyor. Konar göçer. Ve kasabada, köylerde yerleşik hayatla hayat sürenlere de ne deniyor? Haderi deniliyor. Köy, kasaba, şehir merkezi, yerleşik hayatta tarımla uğraşıyorlar bunlar genelde hocam, Haderiler. Ticaretle uğraşıyorlar. Esnaflık da yapabilirler. Mal alıp mal satma, ticaret dediğim. Bedeviler konar göçer. Develerle, hayvancılıkla göçebe hayatı yaşayanlar. Evet. Burası da bizim için önemliydi. Kitabımızda bu da anlatılıyor zaten. Evet. Şurası da önemli. Bazı adet ve uygulamalar peygamberimizden önce ve peygamberimizle devam eden uygulamalar var. Bir, nesi usulü. İslam bu nesi usulünü yasaklıyor. Nesi usulü neydi? Bak adamların yaptığına baklar şimdi. Araplar arasında nesi usulü uygulaması bulunmaktadır. Bulunmaktaydı daha doğrusu, bugün yok. Buna göre yılın 12 ayı Zilhicce ile sona erdikten sonra, Zilhicce ile sona eriyor ya yılın 12. ayı. Bu ay ile Muharrem arasında bir 13. ay ekliyorlar bunlar. Allah. Niye ekliyorlar bunu? Çünkü şundan dolayı ekliyorlar. Bu defa ayların yeri kayıyor. Yani Muharrem Safer'e, Safer de Rebiülevvel'e kayıyor. Ve bu kaymada böylece devam edip gidiyor. Nesi uygulamasının başlangıçta haç mevsimini ılımlı bir aya denk getirmek var. Diyorlar ki biz haç mevsimini ılımlı bir aya denk getirelim. Ve ticaretimiz çok olsun. Çok fazla şeyler kazanalım. Bak ibadetin tarihini değiştiriyor bunlar. Daha sonraları da rahatça baskın ve yağma yapabilmek için uygulama alanını koymaya başlıyorlar. Çünkü kabileler arasında yasak aylarda savaşamıyorlar ya. Bunlar da üst üste geliyor ya. Burada savaşamadıkları için bunlar kabileci ruhu var abi adamın. Adam savaşmadan duramıyor, çatışmadan duramıyor ve ayları değiştirmeye çalışıyorlar. Buna ilk önce ılımlı, yani kafalarına göre biz savaşmak için yapmıyoruz bunu. Haç mevsimini ılımlı bir tarihe çekmek için yapıyoruz deseler de asıl amaç çatışmaya devam etmek. Buna nesi usulü deniliyor. Bir de Zat-ı Envat bayramı var. Cahiliye döneminde Araplar arasında milli birlik bulunmadığından dolayı kabilelerin ve şehirlerin kendi geleneklerine göre bayram ve törenleri var. Bunlarla beraber haç mevsimi panayırlarında kurulmasıyla bütün kabilelerin iştirakiyle bayram havasında geçiyor. Ukas panayırı, Zülmecaz panayırı, değil mi? Buralarda panayırlarda ne yapılıyor? Bu panayırlarda eğlence, ticaret, dışarıdan gelinen malların değerini tartma, ölçme, neler olmuş dünyada? Sohbetler, meclisler, tartışmalar, tiyatro, şiir, edebiyat, sanat, bunları görüyorlar. Yani dünyadan haber aldıkları yer Ukas Panayırı, Zülmecaz Panayırı. Bu panayırlarda Araplar dünyada hangi siyasetler oluyor, neler oluyor başka ülkelerde, Şam'da, Yemen'de, küresel, evet, biraz daha böyle dünyadan haber almak istedikleri, aldıkları münasip bir ortam var Ukas Panayırı. Peygamberimiz de bu panayırlara gelip İslam'ı anlatıyordu. Çünkü oralar çok önemli peygamberimiz için. İslamiyet'in farklı ülkelere duyulmasına, konar göçer, ticaret maksadıyla gelmiş, oralardan bir şey öğrenip, çünkü onlar da geliyorlar ya hocam, Ukas Panayırı'nda Arapların şeylerini, kültürlerini öğreniyorlar. Yeni bir şey olmuş, peygamberimiz gelmiş, peygamberlikten bahsediyor. Adam gidiyor Yemen'e. Bir sohbette konuşurken diyor ki Mekke'de diyor Muhammed diye bir peygamberliği ilan eden bir kişiyle tanıştım diyor. Veysel Karani merak ediyor.
İçinin, insanın içine örnek veriyorum yani. Şam'a gidiyor, Anadolu taraflarına geliyor, Türkmenistan taraflarına, Afganistan taraflarına gidiyor, Pakistan taraflarına gidiyor. Böylece Ukas Panayırı, İslam, böyle bir coğrafya var. Düşünün. İslamiyet'in buraya niçin geldiğini düşünün. Peygamberimiz niçin burada Mekke, 5000 tane dağ, 5000'den fazla dağın olduğu bir yer. İslamiyet buraya niçin gelmiş acaba? Buranın o günkü şartlarda 1400 küsur yıl önce arkadaşlar şöyle olarak düşünün. Jeopolitik olarak bir kere bütün kıtalara, bütün kıtalarla işbirliği var neredeyse kendi coğrafyası içerisinde. Ticaret maksadı, ticaretin kavşağının olduğu yer Mekke. Dünyada o gün belli başlı ticari merkezler vardı, ticaret merkezleri vardı. Bir tanesi Mekke'ydi. Allah-u Teala tabiri caizse ekonomik olarak dışarıya put ihraç eden, dinlerini değiştirmiş, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, akidelerini değiştirmiş ve bu ahlaksızlıkla yaşamakta olan, ticaretin de merkezinde bulunan faiz var. Burada en fazla faiz var. Evlilik usulleri ise anlatacağım biraz sonra. Aile yapısı. Peygamberimizden önce Araplarda nikah akdi vardı. Bugünkü gibi değildi yalnız. Peki nasıldı hocam? Aile yapısında kabile en küçük, kabiledeki en küçük birim bugünkü toplumda olduğu gibi aile. Aile ya aynı ev ya da çadırda oturan dede, oğullar, torunlar ve bunların çocuklarından oluşan geniş aile hayatı yaşıyorlar. Ya da ana baba ve çocuklardan oluşan dar aile, iyal şeklinde olurdu. Evlenme farklı şekillerde gerçekleşiyor. Nikahın dini bir mahiyeti yok. Dini bir anlam olarak nikah akdi kurulmuyor. Nikah şekillerinden biri bildiğimiz tarzda olandır. Yani iki kişi anlaşıyorlar, duyuruyorlar, evleniyorlar. Bilinen tarz. Bunun yanında nikahsız yaşama var. Nikahsız hayat sürme var. Sürekli nikah, yani süreli nikah, estağfurullah. Belli saatler, belli aylar, belli mevsimler, muta nikahı var. Eşleri karşılıklı değiştirme, nikahı bedel var. En kötüsülerinden bir tanesi. Bak, nikahı bedel var. Bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi ona sunma var. Bir erkekten, evet, buna da nikahı istibda deniliyor. Şurada, nikahı istibda. Erkek çocuğu olmuyor, kınanıyor, eleştiriliyor adam. Senin erkek çocuğun olmuyor mu daha deniliyor. Bunun üzerine bu adam erkek çocuk elde etmek için eşini bir başkasına gönderiyor ve buna nikahı istibda deniliyor maalesef Araplarda. Geçici bir süre için nikahlıyor. Nikahı, şurada da bir tane var. Mekt, ondan da bahsedeyim. O da felaket bir şey maalesef. Nikahı muta, nikahı bedel. Bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi ona sunma, nikahı istibda. Büyük oğlunun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenmesi var. Nikahı makt. En kötülerinden bir tanesi bu. Başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi, değiştiriyorlar kızları. Buna da nikahı şigar deniliyor arkadaşlar. Çeşitli nikah türleri uygulanıyordu. Yani ahlaksızlığın zirvesi. Ama bütün Araplar böyle miydi? Değil. Bütün Araplar putlara mı tapıyordu? Değil. Bütün Araplar müşrik miydi? Değil. Bütün Araplar ahlaksız mıydı? Peygamberimizden önce değil. Putlara tapmayan, bu tür nikah akitlerini kurmayan, yalan söylemeyen, ticarette bir başkasını aldatmayan, kız çocuğunu diri diri toprağa gömmeyenler de vardı. Örnek verme hocam. Var. Birincisi Peygamberimiz, ikincisi Hazreti Ebubekir Efendimiz. Başka insanlar da var arkadaşlar. Ama var. Yani bu tür toplumun gayyasına düşmemiş mübarek insanlar da o gün peygamberlik gelmese bile Hanif dininin esintilerine sahip insanlar, akidelerini koruyabilmiş insanlar var. Peki ahlak yapısına bakalım biraz. Mesalibül Arap, Arapların cahiliye döneminde çirkin davranışları kaynaklarda Mesalibül Arap olarak nitelendiriliyor. Fezailül Arap, faziletli şeylere sahip olan toplumda bu özellikler de var. Tabii toplumun, bir toplumun tamamı çok kötü olmaz, tamamı çok iyi olmaz. Yani hep iyi tarafları da vardır. Mesalibül Arap, Arapların cahiliye döneminde çirkin davranışlarından kaynaklanan Arapların ayıpları.
denir. Bunlar kibir, cahiliye asabiyeti, gasp, içki, fuhuş, kumar, zina, nikahsız birliktelik, intikam arzusu, yüksek derecede rüşvet ve aşırı derecede riba, faiz, kan dökmek, yetim yalı yemek. Bunlar mesalibül Arap. Adam sınavda söylerse, Arapların sosyokültürel hayatından bahsederek, peygamberimizden önce hırsızlık gibi, zina gibi, kız çocukların diri diri toprağa gömmek gibi uygulamalar kitaplarda ne şekilde anlatılıyor? Mesalibül Arap, Arapların kötü özellikleri. Bir de Fezailül Arap var. Yani Arapların faziletli davranışları. Bunlar nedir hocam? Bunlar güzel davranışları. Mesela bağımsızlık ve özgürlük düşkünlüğünden dolayı yiğitlik, ortaya çıkıp teke tek dövüşmek, çarpışmak, cesaret, sabır, zayıfı korumak, güçlüye karşı koymak, cömertlik, ahde vefa, en önemli özelliklerinden bir tanesi de misafirperverlik. Kendilerine sığınanı himaye altına alma, kanaatkar ve sabırlı davranmada Fezailül Arap olarak geçiyor. Bunlar iyi şeyler, fazilet olarak görün. Mesalibül Arap da onların kötü davranışları arkadaşlar. Evet, burada en önemli şey Arapların peygamberimizden önce ve peygamberimiz zamanında kullandıkları bir yazı dili var mıydı? Yazıdan bahsedelim. Edebiyat çok önemli Araplar için arkadaşlar. Araplarda edebiyat şu şekilde kıymetli hocalarım. Cahiliye döneminde Araplar arasında nesir pek muteber sayılmaz. Bunun da beraber ensab, nesep ilmi, soyunu sayma, şecereyi dökme ve Eyyamül Arap'la ilgili nesirler mevcuttur. Ayrıca meseller var, kıssalar var. Ukas Panayı'nda, Zülmecaz Panayı'nda oturuyorlar, köy evleri var. Bugünkü tabirle düşünün. Sohbet meclisleri ve çadırları var. Kahvelerini içerlerken, mırraların eski kahve türleri, içeceklerini içerlerken hurmalarını, zemzemlerini, zemzem Mısırca bir kelime bu arada. Dur demek Mısır lehçesiyle, Arap lehçesiyle değil yani. Bunlarını, sohbetlerini, şiirlerini, edebiyatlarını yaparlarken Araplar buralarda kıssalardan bahsediyorlar. Kıssacılık çok fazla. O yüzden Kur'an-ı Kerim kıssalardan oluş. Kıssalardan da Kur'an-ı Kerim'de yer vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de niçin kıssalar var arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de mesela şiirler yok. Niye şiir yok? Araplarda şiir vardı hocam. Peki Kur'an-ı Kerim'de şiirlere niye örnek olarak görülemiyoruz? Şiirlerle uğraşanlar Araplarda genelde boş insanlardı. O yüzden Kur'an-ı Kerim toplumda revaçlı olan bir şeydi. Ama kıssalar anlatan, meseller anlatan, atasözleri var mesela. Bazı hikayeleri onların canlandırıyormuş gibi gözlerinde anlatmak vardı. O yüzden Kur'an-ı Kerim kıssalardan bahseder. Arapların o toplumun daha doğrusu dikkatini çekmek için. Şimdi o dönemde yazı şeklinden bahsedelim. Araplar önceleri Güney Arabistan'da gelişen müsned. Müsned'i unutmayın. Meseller, atasözleri, şiirler var. Şairler var. Bu şiir ve şairlerden biraz bahsedeyim. Şiir ve şair, güzel şiirlerini okuyanları, işte Kabe'nin duvarına asma geleneği eskilerden beri vardı. Muallakat-ı Seba, 7 büyük şairin şiirleri oralarda seçilir. Komisyon tarafından Kabe'nin duvarına asılırdı. Yazı, buradaki kullanılan yazıyı arkadaşlar müsned. Müsned diye bir yazı çeşidi kullanıyorlar. Daha sonra bunun yerini kuzeyde gelişen ve bugüne kadar gelen Arap yazısı almıştır. Yani bugün Arapların kullandığı yazı çeşidine nabat diyoruz. Bugünkü şekillerine nabat deniliyor. Geçmişte bu yeni şekli nabat dendiği zaman bugünkü kullandıkları Arap yazı şeklinin karşılığı. Sınavda karşımıza çıkarsa, hocam ben Arapları, Arapça yazdıklarını biliyordum. Evet, Arapça yazıyorlar ama bu yazı dilinin ismine, günümüzdeki ismine nabat deniliyor. Eski kullandıkları çeşide müsned deniliyor. O yüzden bizde müsnedler, Ahmed bin Hanbel'in müsnedi dediğimiz zaman hatırlatıcıları kullanın. Yani eski yazı şeklinden bak müsned oradan aklımıza kalsın. Ekonomik durumdan bahsedelim. Faizcilik çok öndeydi. Rüşvet, adam kayırma, diyet, bunlar Arapların kullandıkları ekonomik olarak
yani ekonomik hayatta, tazminatlarda diyetler meşhurdu. Kan davaları vardı. Kabile savaşları vardı. Tarım, hayvancılık, bunların olduğunu zaten biliyoruz. Panayırların en önemlileri uluslararası mahiyette bunlar. Aynı zamanda edebi bir kongre. Herkes toplanıyor. Toplumun önde, kendisini öncü kabul ettiği insanlar buralarda söz alıyor, konuşmaya başlıyor. Ukas. Burada edebi sohbetler yapılıyor arkadaşlar. Şairler en güzel şiirlerini burada okur ve beğenirler. Beğenilerini Kabe duvarına asılıyor, söylemiştim. Araplar bu panayır sayesinde çeşitli kabilelerin örf ve adetleri hakkında bilgiler edindiklerini, görüldüğü gibi cahiliye döneminde siyasi birlikten yoksun, Arabistan'da ekonomik açıdan birlik göze çarpmakta. Yani siyasi bir birliktelik olmayabilir. Siyasi bir birliktelik yoksa bile burada bir birlik yoktur demek doğru değil. Ekonomik çıkarlar söz konusu. Ekonomik olarak insanlar bir araya gelmek zorunda. Ekonomik çıkarları onları siyasi çıkarların zaman zaman önünde tutup birliklerine, beraberliklerine devam ettirebilirler. Bugünkü dersimiz bu kadarlık olsun. Çok ileri gittiğimiz zaman siyer dersine giriş yaptık. Bundan sonra Peygamberimiz zamanında Arabistan'daki dini durum, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Sabiler, putperestlikten bahsedeceğiz. Sonrasında da yavaş yavaş Peygamberimizin hayatına, artık doğumuna ve sonrasında yaşanan olaylara anlatmaya çalışacağız. Her pazar 20.30 bu ekranda Peygamberimizin hayatı, Siyer-i Nebi. Önemli olanları yazdım sadece. Takip ettiğimiz kitapta da bunlar mevcut. 200 nereye kadar? 215'ten arkadaşlar 219'a kadar burayı özetlemeye çalıştım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü derken Kocaeli'ye, Çankırı'ya, Kastamonu ilimize, Manisa, Alaşehir'e, Yozgat'a, Mustafa Esmer hocama, Çankırı'ya, evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Sakarya'dan Erol Ekim hocama selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün takip eden kıymetli hocalarımıza selamlarımı, en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Selam Van'a, hocamız Van'dan selam göndermiş. Van'a da selam olsun. Sakarya'ya, Erzurum, Fatma Tekin hocam Erzurum'a, Sakarya'ya, İstanbul'a, Samsun'a Uğur Kurada hocama, Çorum'a Hakan hocam zaten takip ediyor. Diyarbakır'a, Batman'a selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.